Merhaba ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dönüşüm yolculuğumu ve bu yolculukta edindiğim bilgileri, deneyimleri paylaşıyorum. Bugünkü videomuzun konusu meditasyon. En başta biraz teknik bilgiler, teorik bilgiler aktaracağım. Yoga tarafından, özellikle Budizm tarafından. Daha sonra ise biraz kendi yolculuğumdan, pratiğimden bahsedeceğim. Ve yaklaşık 5-6 yıldır taradığım tüm kaynaklardan, girdiğim çıktığım alanlardan aldığım bilgileri ve pratiklerin özünü paylaşmaya gayret edeceğim bu videoda. O yüzden sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Hazırsan başlayalım. Hem yorumlarda hem de anket olarak sorduğum soruda en çok talep edilen konulardan birisiydi. Anda kalmak nedir? Meditasyon nedir? Nasıl yapılır? Konu meditasyon olunca tabii ki ilk başta düşündüm yani ben ne anlatabilirim diye. Çünkü içine girdikçe, pratik yaptıkça derinleşen, derinleştikçe anlatılması ve anlaşılması bir o kadar zorlaşan ve bir o kadar kolaylaşan bir konu. Ben bundan 2-3 yıl önce online olarak meditasyon eğitimleri alanları açıyordum. Meditasyona başlangıç üzerine. Çünkü nereden başlayabilirim? Ben meditasyon yapamıyorum diyen çok arkadaşım oluyordu. Ve bu noktada kendime en faydalı bulduğum şeyleri açıkçası paylaşıyordum. Aradan birkaç yıl geçti. Benim pratiğim çok başka bir noktada. Şu anda Meditasyon nasıl anlatılır ki diyebiliyorum. Dolayısıyla dediğim gibi birazcık daha kitabi olan bilgilerden başlayarak elimden geldiğince aktaracağım. Umarım faydasını görürsünüz. Peki meditasyon özünde nedir? Neden yapıyoruz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi meditasyon hani oturup bağdaş kurduğumuz, zihnimizi gözlemlediğimiz ya da odaklandığımız her neyse bu pratik olmanın ötesinde aslında kelime anlamı olarak şu demek. Derin düşünme diyebiliriz buna ya da tefekkür diyebiliriz. Tefekkür de Arapça kökenli bir sözcük ve fikir kelimesiyle aynı kökenden geliyor. Yani düşünmeyi derin bir şekilde yapmak. Bu da ne demek? Biz genelde düşünce dediğimiz şeyi zihin katmanında yaşıyoruz ve düşünce olarak ne düşündüğümüzün bile farkında olmadan düşünceleri düşünüyoruz. Yani o düşünce dediğimiz zihin ürüncükleri, zihin bir ürün olarak üretiyor fabrika gibi düşünürsek. O ürünler sürekli burada böyle 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 uçuşuyor. Ee, ve biz ne olduklarını bile bilmiyoruz. Dolayısıyla bu aslında aktif ve etkin bir düşünme biçimi bile değil. Ya da düşünme her zaman zihinle yapılmak zorunda olan bir şey değil. Şu an yaşadığımız dünyada zihin frekansımız çok hızlı her şeyi zihinle yapmaya çalışıyoruz. İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz çağda çok daha büyük bir ölçekten söz ediyorum şu anda. Son işte 100-200 yıl vesaire değil. Biz sol beyin baskın yani eril enerji, eril prensip baskın bir çağdan geçiyoruz. Dolayısıyla sol beyin ve sağ beynin birlikte ve dengeli çalışması birbiriyle haberleşerek birbirinin özelliklerini, niteliklerini entegre ederek çalışması gerekirken sol beynin baskın olduğu bir toplum yapısındayız çok uzun süredir. Bu konuyu biraz daha detaylı anlamak isterseniz, dişil enerji, eril dişil enerji dengesi videoma bakabilirsiniz. Bu eril baskın zaman çizgisini yaşamamızın elbette ki bir sebebi var. Bunun tam tersi olan dişil prensibin baskın olduğu, ana erkinin baskın olduğu zaman düzlemlerinden de geçtik dünya insanlar olarak. O yüzden bu negatif ya da pozitif bir şey demek değil. Fakat bu her iki prensibin yani eril prensibin de dişil prensibin de bir aydınlık pozitif diyebileceğimiz yanları bir de negatif gölge yanları var. Toksik diyebileceğimiz yanları var. Biz aslında bu eril enerjinin toksik yanlarını Dünyaca deneyimlediğimiz bir noktadayız. Bu aşırı materyale, aşırı lineer bakış açısına düşmek, savaşların fazlalığı, fikir çatışmalarının fazlalığı, ateş elementinin fazlalığı dolayısıyla yaşanan problemler diyebiliriz. Dünyanın bu şekillerde bu bakış açılarıyla yönetildiği, dolayısıyla bu enerjinin baskın olduğu bir süreçten geçiyoruz insanlık olarak ve bunu aslında Dengelemeye çalışıyoruz şu anda o sağ beyni tekrar devreye sokarak ve sağ sol beynin birbiriyle konuşmasını, birbiriyle yeniden bütünlenmesini, birlenmesini araştırıyoruz. Zaten yoga dediğimiz şey de birliğin yolu oluyor. Yoga kelimesinin kendisi birlik demek ve bu birlik bütünlük bilincini araştırma yolculuğumuzda hepimiz birbirimizle bir bütünüz hepimiz biriz diyoruz ya onu tam olarak idrak edebilmek için onun aydınlanmasına gidebilmek için zaten kendi içimizdeki birliği keşfetmemiz ve hatırlamamız gerekiyor. Zihin dediğimiz yapı ise ki birazdan biraz daha detaylı bunun ne olduğunu aktarmaya çalışacağım. Zihin dediğimiz yapı bölen bir yapı. Fragmanlar oluşturan bir yapı. Ben, sen, o, öbürü diyen ya da kendi içimizde bir şeyleri sınıflayan, kutulara koyan böyle bir yapı zihin. Dediğim gibi bu negatif bir şey değil. Yani bu insan olmakla ilgili sürecin bir parçası olarak böyle olmuş bir şey. Onu tekrar bütünleyebilme yolculuğu meditasyon. Ben bu konuyu ne kadar öğrenirsem Meditasyon pratiğinin tam olarak neye hizmet ettiğini o kadar iyi anlıyorum ve aslında ne kadar üst seviye ve ne kadar az kolay bir pratik olduğunu da anlıyorum. Aydınlanmanın pratiği olarak bu da bu pratiği sunmuş. Sadece meditasyon. Başka bir pratik yok. Öyle derin bir pratik ki çoğu zaman o pratiğin kendisini yapabilecek kişiye dönüşmek için bile bir sürü pratik yapmak gerekiyor. İnsanın o kendiyle zihninde, iç alanında tuttuğu bilgi ve deneyim havuzuyla baş başa kalıp oturması işte o kadar az kolay olan bir şey. Yoganın 8 basamağı vardır. 8 tane ayağı vardır. Bu 8 ayağın üstünde durur yoga pratiği. Bu pratiklerin en başında çok özetle diyebiliriz ki ahlakımızı, davranışlarımızı, günlük yaşamımızı belli bir terbiyeden geçirmek ve belli bir saflığa getirmek gerekiyor. Sonra ise bedensel pratik asana pratiği geliyor ve bu asana pratiği de aslında bedendeki fazla yükü bırakmak için bedeni hafifletmek, bedeni deneyimlerden arındırmak için daha sonra nefesimizi düzenlemek yani yaşamdan aldığımız enerjiyi ve yaşama verdiğimiz enerjiyi düzenlemek geliyor. Sonra meditasyon dediğimiz aşamalar geliyor aslında. E bu saydığım basamaklarda meditasyon Yok mu? Var. Tabii ki bir farkındalık var. Asana pratiği yaparken de bedenimizle aslında bağlantı kuruyoruz. O ahlakımızı, davranışlarımızı düzenleyebilmek için her an neyi, nasıl yaptığımızın farkında olmak gerekiyor vesaire. Ama biraz daha derin, biraz daha e, süptil diyebileceğimiz kısma bu dördüncü basamaktan sonra geçiliyor. Biz dünyaya gelirken bütünden, o bütün yüce olan özden yani yoga felsefesine göre Brahman'dan ya da İslam'a göre Allah'tan ayrışarak ama o büyük özün bir parçasını içimizde bir damla gibi barındırarak buraya geliyoruz. İşte o damla yine Hinduizm'de aslında Atman diyebiliriz. Okyanus damla örneği çok fazla verilir. Fakat bu Atman'la geldiğimiz zaman burada Atman olarak yaşamaya devam etmiyoruz ya da ruh olarak yaşamaya devam etmiyoruz bir beden sahibi oluyoruz. Bir kimlik sahibi oluyoruz. Ya da bu dünyada o öz olan, mana olan şeylerin hepsi yapısallaşmış bir durumda. Üç boyuta projekte olmuş durumda. Ve aslında bu sürecin doğal bir ürünü zihin dediğimiz şey ya da ego dediğimiz şey. Ve biz bu dünyaya geldiğimiz saniyeden itibaren hatta aslında öncesinde ailemizi seçerek doğacağımız ülkeyi seçerek vesaire bir benlik yapısı oluşturmaya başlıyoruz. Bunlara da aslında bir nevi modifikasyon diyebiliriz. Yani dışarıda gördüğüm gerçekliği içeri alış şeklimdeki filtreler ve beni diğerlerinden ayrıştıran inançların ve deneyimlerin toplamı diyebiliriz. Bunların hepsine Aham kara deniyor. Aham kara kelime anlamı olarak ben yapıcı demek. Yani nedir? Mesela bir beden sahibi olmak bile ben yapıcıdır. Benim tenim şu renk, benim kolum var, benim saçım şu renk. Bunların hepsi bana ben dediğim, bana ben dedirten özellikler kazandırıyor. Aynı şekilde bir ülkede doğmak, bir cinsiyete sahip olmak, bunların hepsi. Kimlikler ve ben şuyum, ben buyum dedirten bir katman örmeye başlıyor üstümüze. Burada da aslında geçici olarak ne oluyor? Birlikten ayrılıyoruz ve ayrı ayrı mevcut oluyoruz burada. O ayrımın içerisinden tekrar birliği bulmaya çalışıyoruz. O noktada da işte benim algıladığım kadarıyla bu aham kara yani ben yapıcılar. Bizim ürettiğimiz düşüncelerin, yargıların, çarpıtmaların kaynağı. Yani bunu bir jeneratör gibi düşünebiliriz. Yani o ben yapıcılar sürekli ben yapıyor. Ben şuyum, ben buyum. Sadece öyle hani ben 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 demek bir yerden değil ama dışarıda olup biten her şeyin ...nasıl olup bittiğine dair bir fikrim var ya... ...örneğin ben sokakta bir kedi görürüm. Aa ne kadar tatlı kedi derim. Biri gelir der ki bunun burada ne işi var? Ya da ben çok sakin bir yerde yaşamayı severim. Ne güzel çıt çıtmıyor, çok sessizlerim. Bir öteki sıkılır, ben kalabalığın içinde olmak isterim der. Yani bunun gibi dünyayı, görüşümüzü nasıl filtreliyorsak... ...o ben yapıcıların hepsi bu düşünce üreten birer fabrika diyebiliriz o özün çevresini kaplayan o özü görmemizi engelleyen o özle aramıza perde koyan aham karanın ötesine geçmeye çalışıyoruz meditasyonla benim idrakım ve tefekkürüm bu şekilde fakat bu kolay bir iş olmadığı için yüzlerce yılın, binlerce yılın, belki yüzlerce binlerce hayatın bilgisi ve deneyimi var. Ve her edindiğimiz bilgide ve her edindiğimiz deneyimde yeniden bir ben yapıcı ekliyoruz aslında o özün üzerine. Bir deneyim yaşadım diyelim ki. Sonra dedim ki ya insanlar kötüdür. İnsanlar güvenilmez. Ondan sonra yaşadığım hayata nereden bakıyorum? Hep insanlar kötüdür, insanlar güvenilmez. Bu varsayım üzerinden bakıyorum. Yani gördüğüm gerçeklikle arama bir filtre eklemiş oluyorum. Dolayısıyla o deneyimlerin aslında özünde bize neyi anlatmaya ve neyi göstermeye çalıştığını görüp özümseyip sindirdiğimizde o bize kısıtlayıcı bir bakış açısı olarak miras kalmak yerine alanımızdan çözülüp ayrışmış oluyor. Çünkü bu deneyimleri ruhsal gelişimimiz için yaşıyoruz bir noktada. Ama ruhsal gelişim ne demek derseniz onun yanıtını bu videoda vermek çok zor. Ve biz gerçekten kim olduğumuzu, gerçek varlığımızı, özümüzü bilmediğimiz ve keşfetmediğimiz zaman kendimizi işte bu ben yapıcılarının yaptı benlerle tanımlıyoruz. Bu benler çok kırılgan ve çok dış koşullara bağımlı benler. Örneğin kendimi bir meslekle tanımlıyorsam ya da bir eşle tanımlıyorsam ya da bir çocuğun annesi olarak tanımlıyorsam o sıfatlar gittiğinde ben kimim? Böyle böyle baktığınız zaman peki ulusal bir kimliğim olmasa ben kimim? Peki cinsiyetim olmasa kimim? Peki bedenim olmasa kimim? Aslında böyle bir derinliği araştırıp soruşturduğumuz bir alan. Fakat bu soruların yanıtını zihinle bulmak mümkün değil. Çünkü zaten zihin ben yapıcıların seslerini konuşan bir yer. O yüzden bizim zihnin ötesine bakmamız lazım. Zihnin perdelerini kaldırıp bakmamız lazım. İşte bu perdeleri aralama işini yapıyoruz meditasyonla. Bir nevi bunun da Aşamaları var ve hani bu aşamaların en derinleri hakkında gerçekten konuşmak e, bence çok az mümkün ve o kadar e, derin yerlere girmeye alışık değiliz, oralar bize tanıdık değil, biz daha zihin düzleminde yaşamaya ve oralarda vakit geçirmeye alışkın olduğumuz için daha derin yerlere girdiğimizde zaten. Oradaki bilgileri özümsemek, oradaki bilgeliği anlamak, bedene getirmek her zaman kolay olamayabildiği için genelde uyuyoruz. En derin meditasyon halleri aslında bir nevi uykudaki hallerimiz. Çünkü zihin tamamen devre dışı. Olay o derinliklere girip hala ayık ve uyanık ve farkında kalabilmek bir noktada. O yüzden meditasyon pratiği ilk olarak gözlemle ve zihinden detach olmakla. Yani zihinle yapışık olan ilişkimizi birbirinden önce ayırmakla başlıyor. Günümüzde meditasyon pratiği ya da mindfulness pratiği olarak yaptığımız şeyler aslında genelde bu ilk aşamayı kapsıyor. Öncelikle düşüncelerin biz olmadığımızı, düşüncelerden ibaret olmadığımızı anlamaya ve idrak etmeye çalışıyoruz. Bunun içinse zihni gözlemlemeye başlıyoruz. Yani zihni ve düşünceleri bir obje ve kendimizin haricinde bir şey olarak görmenin pratiğini yapıyoruz. Aramıza mesafe koyuyoruz onlarla ki şunu görebilelim. Düşünce diye bir şey var. Onları üreten zihin diye bir şey var ve ben o zihin dediğim şeyin de içinde yer aldığı bir alanım ve bir bilinç formuyum. Çünkü o düşünceler var orada. Bir de düşüncelere şahitlik eden bir şey daha var. O ne ola ki? Biraz bunu araştırıyoruz. O yüzden de öncelikle odağımızı eğitiyoruz. Çünkü odak 7-24 zihin dediğimiz şeyin içerisinde kalmaya, onunla bir olmaya alışmış oluyor yıllarca. Aslında diyebilirim ki benim farkındalık yolculuğum meditasyondan da önce ilk defa hayatımda bir psikoterapiste gittiğimde başladı. Üniversite hayatımın ortalarındaydım ve çok zorlandığım bir dönemden geçiyordum. Ve psikoloğa gitmiştim. Tabii ki ağlıyorum falan böyle şakır şukur. Ben kendi hayatımı anlatıyorum. Diyorum ki şöyle şöyle olması gerekiyor ama ben öyle yapmadım. Notlarım iyi olmalı ama değil. Her gün şöyle yapmalıyım ama yapmıyorum gibi. Ve psikolog sadece durdu ve şunu dedi. Hı, öyle olmalı. Peki ben böyle nasıl yani bu tartışmaya açık bir şey değil ki olmuştum. Bunun sadece benim düşüncem ve sadece benim bakış açım olabileceğinin bile farkında değildim. Ve orada başladı nasıl yani hayatla ilgili şeyler sadece benim düşüncem olabilir mi? Çünkü ben düşündüğüm her şeyi doğru zannediyordum. Mutlak doğruluk ve gerçeklik zannediyordum. İşte zihnin eline aşırı güç geçtiğinde, sol beyin sağ beyine baskın olduğunda bu olur zaten. Ben bir şeyleri biliyorum, mutlak doğru budur. E, Lineer ve mantıksal bir şekilde en doğru, en gerçeğe ulaşmaya çalışır. Ve başka bakış açılarına körleştikçe onun içerisinde sivrilir. Ve gerçeği inanılmaz tek yönlü, inanılmaz e, noktasal bir yerden gören bir hale getirir bizi. Oysa ki bizim varlığımız bundan çok daha geniş. Benim içimde düşünceler var, duygular var, beden diye bir şey var, hisler var, yorumlar var, bir sürü bir sürü şey. Ama ben bunların hiçbirinden ibaret değilim. Ben duygularım değilim. Ben düşüncelerim değilim. Bunların yaşandığı bir deneyim alanıyım aslında ve bu deneyim alanının olduğunu da fark edebiliyorum. Çünkü en geride işte o tarif etmesi zor olan bir yerlerde bir bilme hali, bilinç hali bunların hepsine şahit oluyor. Meditasyonda işte bu şahitlik alanına geçmeyi öncelikle araştırıyoruz. Bunun için odağımızı eğitiyoruz. Odağımızı eğitebilmek için öncelikle dikkat dağınıklıklarından ya da normal olarak dikkatimizi, mevcutiyetimizi, yaşam enerjimizi dağıttığımız dışarıdaki bu her şeyden o dikkati içeri çekiyoruz. Duyuların bizi çekiştirdiği yerleri, aa oram sıcak, buram soğuk, ışık geldi gözüme, kulağıma ses geldi. Bunlarda olan dikkati de içeri çekiyoruz. İşte diyebiliriz ki meditasyonun ilk iki basamağı yogadaki bunlardan oluşuyor. Ve sonraları da aslında bu birlik hissine tam olarak dönmenin yani o aham karaların tamamının ötesinde zihnin ve egonun en ötesindeki o özde ne olduğunu ve kim olduğunu yüzde yüz bir şekilde hatırlama ve artık o kaynaklı bütün olma hali de en son aşaması oluyor. Benim anladığım ve idrak ettiğim kadarıyla bu yine tasavvuftaki enel hak yani ben oyum, ben tanrıyım yani o Allah'la, Yaradan'la, kaynakla tekrar bir oldum hissini yaşandığı yer. Aynı zamanda mokşa ya da nirvana denilen de yer işte bu son basamak. Ben 18 yaşında yogaya başladım. Tam üniversite sınavına hazırlanıyordum ve evimin yakınlarındaki bir yoga stüdyosuna gitmeye başlamıştım. Orada da meditasyonla ilgili çok detaylı bir şey anlatılmıyordu. Genelde asana dersini yapıyorduk. Yani pozları içeren ve enerji pratikleri yapıyorduk. Ve bir derste hatırlıyorum, dersin en sonunda "Şimdi meditasyona geçiyoruz." dendi. Oturduk. Ben içimden düşünüyorum, ne bu? Ne yapacağım şimdi? Durmam mı gerekiyor? Ne yapacağım? Zihnini başla. Düşünceleri durdur. Bunları duyuyorum. Zihnim durmuyor. Bakatım dedim ki meditasyon ben yapamıyorum. Bana göre değil. Bunu bazı insanların yapabildiği, bazı insanların da yapamadığı bir şey olarak düşündüm, bir kenara koydum. Ta ki kendi eğitim aldığım güne kadar. Şimdi benim geçmişim üniversite hayatım mühendislik ve bilim üzerine. Fakat üniversite hayatımda kalmıyor. Çok küçük yaşlarımdan beri analitik düşünen bir çocuktum zaten. Bilim ile haşır neşir ve çok analitik, matematiksel bakan bir insandım. Benim bu aldığım eğitimdeki hocam da daha çok böyle sinir sistemine odaklanan, daha çok bilimsel taraflarla konuları sentezleyen birisiydi. Ben de aslında o yüzden ondan eğitim almaya çekilmiştim. Ve eğitimin ilk günü meditasyonu nörobilim üzerinden bir yerden anlattı ve dedim ki ha tamam şimdi anladım. Ve orada öğrenip içselleştirdiğim bilgi sonrasında ise bana bunları soran insanlara ilk söylediğim şey şu oluyor. Meditasyon bir pratik. Yani spor salonuna gidip size bir ağırlığı 10 kere kaldırıp indirmeniz, bunu da 3 set yapmanız söylendiği zaman gidip bunu yapıyorsunuz değil mi? Hani tek kolunuzun üstünde durmak değil o kolu geliştirmenin, büyütmenin, o kolu daha güçlü şeyler yapabilmek için kullanabilmenin pratiği olarak 3 çarpı 10 hareketi yapıyorsunuz, spor salonundan çıkıyorsunuz. Meditasyonda böyle bir şey. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika oturup orada yapman gereken bir tekrar var. Onu yapıyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun. Pratik kısmı bu şekilde. Bilginin, akışın, zihnin çok hızlı olduğu, dikkatimizin dağılmasının çok kolay olduğu, zaten yaşam enerjimizin her an dışarıda olduğu bir hayat yaşarken işte bu en baştaki adımlardan başlıyor olmak her birimiz için çok kıymetli. Bu çok basit bir pratik gibi görünse de aslında çok derin farkındalıklar açıyor ve hayatı dönüştürmeye başlıyor. Günde diyelim ki 10-15-20 dakikayla basit bir farkındalık pratiğine, odak pratiğine, meditasyon pratiğine başladınız. Aslında orada dediğim gibi yani bir kası çalıştırıyoruz. Nasıl ki spor salonunda gidip kol kasınızı çalıştırdınız. Sonra market poşetlerini taşımak daha kolay oluyorsa, daha farklı bir deneyime dönüşüyorsa... O 10-15-20 dakika yaptığımız pratik orada bütün dikkatimizi tekrar en içeride ne olduğuyla bağlantı kurmaya ayırma niyetimiz hayatın geri kalan alanlarına da bir dalga etkisiyle yayılmaya başlıyor. Attığımız adımlarda, girdiğimiz diyaloglarda, diğer canlılarla, hayatla ilişkimizde de her şeyin bir adım gerisinden bakabilen hale yavaş yavaş geçmeye başlıyoruz. Ve oradan sonrası çok kişisel bir yolculuk tabii ki. Bu defa sürekli kendi içinde bir sohbet kendi içinde bir tefekkür işte o derin düşünme haline geçebilmeye başlıyorsun. Görülenin ötesindekini araştırabilecek kasları geliştirmiş olmaya başlıyorsun ve bunu yaptıkça o oturarak yaptığın meditasyon pratiğinde ya da başka başka teknikler kullanarak o derin alanlara geçişi araştırdığın pratiklerde de daha da derinleşmek mümkün oluyor. Bu şekilde integral olarak ilerleyen bir süreç diyebiliriz. Konuyu yogadan çıkarırsak Kişinin bu kendi özüne dönmesi ve özünü anlaması üzerine çalışan çok fazla disiplinde çok fazla teknik mevcut açıkçası. Çünkü o dışarıda olan dikkati içeri getirmek, o odağı zihinden uzaklaştırarak içeri yöneltmek çok bildiğimiz bir yer değil. Bedenimizin bildiği bir şey değil, sinir sistemimizin bildiği bir şey değil. Daha doğrusu bilse de hatırlamadığı bir şey, en azından bu hayat deneyimi içerisinde. Çünkü özellikle de zihnimizde olmamız gerektiği, zihni kullanmamız gerektiğinin öğretildiği ve enerjimizin, gücümüzün içeridense dışarıda olması gerektiği dış koşullara göre, diğer insanlara göre o en kabuktaki yerlere göre yaşamamız gerektiği inancıyla yetiştiğimiz bir toplum yapısındayız. O yüzden önce alışkanlığı kırmak kolay olmayabiliyor. Ama biraz sürece güvenip o ağırlık kaldırma metaforunu hatırlayarak ilerledikçe açılımlar oluyor. Enerjetik olarak, fiziksel, fizyolojik olarak o meditasyon haline geçişimizi kolaylaştıran çalışmalar da var örneğin bedensel olarak hareket ettikten, sallandıktan fazla enerjiyi boşalttıktan sonra meditasyon yapmak olabilir. Örneğin serbest formlarla dans etmek olabilir. Çok güzel bir meditasyon. Bu sefer de beden hareketliyken zihnin hareketsizliğini gözlemlemek mümkün oluyor örneğin. Bir objeye odaklanmakla ilgili şeyler görmüş, duymuş olabilirsiniz. Belli seslerle, frekanslarla meditasyon yapmayı duymuş, görmüş olabilirsiniz. Açıkçası bunların hepsi bu bahsettiğim süreci ve prosesi yaşayabilmek için birer alet gibi düşünebiliriz. Yani bu bir alet çantası. O an size daha uygun olan bir şeyle ya da sürecinizi kolaylaştıracak bir şeyle ilerleyebilirsiniz. Ama pratiğin en özü o tamamen sessiz ve hareketsiz yeri araştırmak ve içeride o en özde olanla bağlantılı kurmak diyebilirim. Ben kendi idrak ettiğim ve anladığım kadarıyla. Benim de 2018'de aldığım yoga eğitmenlik eğitimiyle düzenli meditasyon pratiğim başlamıştı aslında. Çok düzenli asana pratiğim de vardı. O sıralar yaklaşık 1-1,5 yıl epey yoğun bir şekilde fiziksel pratik de yaptım. Fakat sonra hayatımda açılımlar olmaya başladı. İşte o ezberlerim bozulmaya başladı. O yıllara kadar ben diye tanımladığım şeyler, ben şöyle biriyim, ben böyle biriyim diye zannettiğim şeylerin çoğu yıkılmaya başladı. Çünkü ben aslında o özü keşfetmeye, bilincimi açmaya, genişletmeye niyet ettim. O benlerin yıkılmasına, değişmesine çok izin de veremedim açıkçası en başlarda. Direnç gösterdim buna. Tam ne yaşadığımı bile anlayamadım. Yogayı, meditasyonu ben bunu yapacağım ve hayatım çok iyiye gidecek. Çünkü mental sağlık, yes. Böyle bir yerden yapınca orada da biraz bağımlılık olmuş oluyor. Bu da yoganın kutsal metni diyebileceğimiz Bhagavad Gita'da anlatılan bir şey. Yani bir eylemi yaparken sonuçlarına bağımlı olarak yapıyorsan o eylem kırılgan bir eylem olmaya başlıyor. Çünkü yapıp da o sonucu almadığında ne olacak? O eylemden vaz mı geçeceksin? Evet ben vazgeçtim. Böyle oldu. Bir süreçte işte yogaya, meditasyon pratiklerine çok uzaklaştım. Çok karanlık yerlere gittim. Yani zaten o kadar dağılma süreçlerine girince yani oturayım da meditasyon yapayım falan hiç böyle bir halde olunmuyor. Aslında egosentrik bir yerden, ego bazlı bir yerden o pratiği yapıyordum. O yüzden o pratikte ben de bir yakıldım, alt üst oldum. Sonra aslında neye hizmet ettiğine dair daha derinden bir idrakın açılmasına yer açıldı diyebilirim. Oturup gözlemlediğim ve orada derinleştiğim düzenli meditasyon pratiğine bu yılın başlarında ancak yeniden başlayabildim. O aradaki süreçte ne oldu derseniz tabii ki hayatımda sürekli ruhsal çalışmalar olmaya devam etti. Benim iç araştırmam olmaya devam etti ama çok irite, çok acite olmuş, böyle bedeninde çok mevcut olamayan bir haldeydim açıkçası bir süre, böyle bir iki yıl kadar filan. Orada başka öğretiler hayatıma girdi, başka çalışma şekilleri hayatıma girdi ve ben kendimi tekrar bedenime topraklamayı, ben bu bedende mevcutum, bu hayat benim bu noktaya tekrar gelebilmeyi bir şekilde öğrendim. Zaten yaşam enerjim bedenimde değildi, sürekli hasta vesaire oluyordum. Tekrar o gücüm yerine gelip pratiklere böyle çok daha iradeli, çok daha kararlı, çok daha disiplinli neyi neden yaptığımı bilerek daha az kırılgan bir yerden geri döndüm. Sonuçlara bağımlı olmayı daha çok bırakmış ve daha teslim bir haldeydim. Yani o teslimiyet nedir? Ben bunları yapacağım çünkü bunların benim içeride ne olup bittiğini, özümü anlamama hizmet ettiğini biliyorum ve ben kendi özüme yaklaşarak ancak bire ve bütüne de bu şekilde hizmette olabilirim. Öyle bir şeyler dağıtmak, bir şeyler öğretmek vesaire illa bu değil. Tabii ki o da hizmet ama kendin hangi seviyede bilincini genişletebilirsen, kendin kendine ne kadar derin bir bağ kurabilirsen, zaten o enerjiyi yansıtıyorsun ve o yolu yürürken karşımıza nelerin çıkacağı, hayatımızdan nelerin gideceği, hayatımızda nelerin kalacağı bizim haddimize ve bizim kararımıza değil. Bazen o yolda genişleyebilmek, potansiyelimizi genişletebilmek, bu hayata yaşamaya geldiğimiz şeyi yaşamak ve olmaya geldiğimiz şey olmak için neyin iyi, neyin kötü olduğunu o ana kadar ki fikrimizle ve deneyimimizle bilmemiz mümkün olmayabilir. Çünkü sen zaten o ana kadar bildiklerinin ve o ana kadar deneyimlediklerinin Ötesine geçmeye çalışıyorsun. Sadece deneyim havuzunda bildiğin o bilgi bankasına uyan şeye yeşil ışık uymayan şeye kırmızı ışık yakan bir zihin var orada. Ve sen onun sözünü dinlersen zaten o ruhsal pratikten hemen çıkarsın. Tam bu kötü bir şey o zaman ben meditasyon yaptım kötü oldum. O zaman ben yoga yaptım kötü oldum deyip bırakırsın. İşte teslimiyet dediğimiz öğreti burada devreye giriyor. Bunları da neden anlattım? Çünkü bunlar da meditasyon. Hayatın içerisinde bu öz bilgileri hatırlayarak hayatı yaşamaya devam etmek. Hayatı yaşamayı bırakmak veya pasif olmak değil ama yaşadığımız şeyleri yaşarken onlara da tamamen bağımlı ve attached olmadan yani onlarla kendimizi tanımlamadan bir adım geriden bakan ve o olayları izleyip şahit olan Hı, acaba burada ne yaşanıyor, ne görüyorum burada diyen tarafa geçmek de aslında meditasyon. Umarım bu videodaki bilgiler yolculuğuna ışık tutmuştur. Önümüzdeki aylarda meditasyon kulübü başlatıyor olacağım. Meditasyon kulübünde haftada bir akşam online olarak bir araya gelip hem bazı kavramları, konseptleri tartıştığımız, konuştuğumuz, bazen kitaplardan, kaynaklardan alıntılar yapıp bunların üzerine tefekkür ettiğimiz hem de çeşitli meditasyon pratiklerini deneyimlediğimiz bir alan olacak. Bu alan kesinlikle bir ön deneyim gerektirmiyor. Genel olarak zaten meditasyon birilerimizin yapabildiği ve birilerimizin yapamadığı bir şey değil kesinlikle. Bu yüzden pratik yapmak var. Eğer bu kulübe katılmak senin ilgini çektiyse aşağıdaki linkte detayları ekliyor olacağım. Takipte kalabilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen ve bu bilgileri faydalı bulduysan kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz kendine çok iyi bak.